Yani avcı kotası olsa açık masaya da başkanım, bakın sadece avcılar değil. Bakın tekrar ediyorum. İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği. Onların hepsi zaten avcı. Jandarma, bakın hep birlikte biz. Şimdi sadece avcılar kurup olarak değil. Biz organizasyon yapmamız lazım. Organizasyon olmamız lazım. Onlar zaten av komisyonu üyesi. Efendim denetlemede yer almalı. İlçe yani... av komisyonu. Denetlemeyi onlar yapamaz ki. Onları milli parklar ve onların fahri müfettişleri yapar. Kimler yapacak Yusuf abi? Anlatır mısın daha tekrar? Çok bir özür dilerim. Bak bir daha tekrar anlat. Bir dakika. Heh, buyurun. Orman ilerlesi. Evet. Şimdi bakın Çanakkale'den geliyorlar. Şeyleri kuş bırakıyorlar buraya. Buradaki orman ilerlesi haberi yok. Modernizasyon bulduklu var bir kere. Bak. Ha, teşekkür ederim işte. Bak senden Allah razı olsun. Ne kadar güzel yani. Bunu ben de konuşamayacağım. Şimdi bakın ihbar yapıldığı zaman, bize ihbar yapıldığı zaman kulübe. Ben gitmem o ihbarın üzerine. Ben göndereceğim adam benim. Ben dedim ki falan yerde ihbar var, buyurun gidin. Ben ormancılar kaç sefer gece av kontrolüne çıkmışımdır. Samimi söylüyorum. Köy ilkel heyeti, ben bu tarafa demin söyledim bunu. Yetkilidir, gereken cezayı verir. Açın karnını okuyun. Ben okudum. Ama hangi muhtar yaptı? Kendi sahası, kendi muhtar kendisi korursa zaten sorun çözülüyor. Yani oto kontrol sistemi vardır. Oto kontrol sistemi? Ha yok. Şu anda yok. Olması gereken o yani. Sayın kaymakam bakın yani. Tamam çok sen şimdi köyde yaptırıyor musun? Efendim ben... Sana soruyorum. Şimdi ben... Muhtarım ve ihtiyar... Efendim bakın bu işi sizin organize etmeniz lazım. Çok özür dilerim ama kaymakamlığın organize etmeniz lazım. Bir de kanunda var zaten. Tanımlanmış adam. Tanımlanmış ama uygulamada yok efendim. Niye orman işletme şefi buluyor mu? Arkadaşlar orman işletme şefi var mı? Yok efendim. Yani jandarma komutanımız yok. Emniyet amirimiz yok. Yani nasıl bu organizasyon? Muhtarı burada mı? Yok muhtarı. İşte muhtarlar da yok efendim. Siz muhtarlara uyar. Ha niye gelmediler sizin çağırdığınız muhtarlar efendim? O zaman demek ki siz, bak özür dilerim. Demek ki sizin organizasyonunuz eksik efendim. Niye organizasyonum eksik olsun? Evet efendim. Muhtar bir isterse gelir istemezse gelmez. Adamın hakkı var. Onlar. Ya konumlu böyle bir şey. Peki nasıl idare olacak bu toplum? Ya bu bilgiler... Yani o zaman bir şekilde ulaşması lazım. Biz karar almamız lazım. Bu arada burada karar almamız lazım. Karar alma mekanizması da getiriyor. Karar alma mekanizması da yer alamaz. Hayır efendim ben karar... Ben bu çekimsizliği yapamam. Sen şu anda oluşturuyorsun. Hayır hayır efendim bakın. Bu karar alma mekanizması da sizin var. Var abi. Yani karşılıklı tartışma ortamına girdiğimiz zaman bir şey anlamıyoruz. Biraz önce Yusuf Başkan'ın bahsettiği örnek av sahası noktasını biraz açalım. Sonra da tavsiye kararı alma noktasında bir yol alalım. Ben söz vermek istiyorum. Nazlıcıklar, görüldüğü gibi denetimde problemler olacağı aşikar. Sonuç, burası avlık alanı olması zorunluluğuna da sahip değil. Kapatılır kuzgun içinde. Ayhan Bey'in önerisi çok yerinde. Teşekkür ederim. Ve ben buradaki herkesin de avlak alanı olarak kapatılmasının yani birkaç kişi dışında uygun olduğunu düşündüğünü düşünüyorum. Yani isterseniz bir... Ben bu sefer çok sefer aldı. Bir oynayalım isterseniz. Ya da önüne uzansın. Kapattın ya. Konusunu alacağım. Kapatsın ya. Tekrar Kaymakam Bey söylemek durumdayım. Yine fotoğrafın büyüğü nasıl sintine, maden, organik tarım gibi olayları işte bir kamu vicdanında tartıyorsak bu avcılıkla ilgili de biz bir kamuoyu oluşturma anlamında bu toplantıyı yapmış olduk. Yani Muharrem Bey'i ben bu konuda da eleştireceğim. Sosyal medyada bir gün tamamen kapatılsın, ertesi gün kontrol altına alınsın tarzın toplantıda öyle bir durum oluşuyor. Ben şahsi fikrim. Sadece birey olarak kapatılmasından yanayım. Kesinlikle kapatılsın. Çünkü nüfus oranına da baktığımızda yani bu da avcı sayısı kesinlikle nüfusun çok küçük bir oranı. Ama... Sintine dedik biz ayağa kalktık. Partili gözetmek istedim. Maden dedi ayağa kalktık. Bunu da ben öyle görüyorum. Çünkü sakin şehir kavramı var bizim Gökçeada'da. Yani silah, ateşli avcılığa bence yer yok. Yani bu toplantı bunun için bir başlangıç olsun. SDK'lar bu konuda bir format oluştursun. Yasal boyutta devlete karşı gelecek halimiz yok. Biz ilgili yerlere bunu götürelim. Ya bu bizim istediğimiz Gökçeada'nın imajına aykırı. Yani bir bölge açılsın, iki bölge açılsın. Sonuçta su ihtimaller olacağı belli. Teşekkür ederim. Bu konuda görüşümü söyleyeyim.
Buranın nüfusu 6300. Ama buranın açılmasını isteyen belki 600 bin insan var. Yani 600 bin insanın istediği yere burayı kolay kapat. Onlar adada mı yaşıyor 600 bin? Burası yaşamayanlar. İsterse 6 milyon olsun. Yaşamayanlar. Kaymakam Bey, Ayhan Bey'e bir cevap vermek zorunda. Verecek misiniz? 6 bin kişi adadaki sizin evli değilse verecek misiniz? Biz istiyoruz. Evinizden çıkın bize verin. Olacak mı? 600 bin kişi istese ne olur? Onlar buranın sahibi değil, biz sahibi. Evet. Bakın. Şu an yani... Ya bir şey sorsam ben... Batı'da tek yoğun popülasyon olan kesik Allah'a burası. Onun için buraya rağbet çok. Siyasiler yürüyor şimdi. Bir şey sorsa... Ya şimdi gelecek mi? Burada bu kadar çocuklar yok mu? Sizin arabaya hafif kamyonu vurmuş. İsterseniz anahtarı ver de bak. Siz arabaya diyorum. Hafif'in kamyonu vurmuş. Arabaya çarpmışlar. Arabaya yok adam. Bak kamyonu da tamam. Doğru. Sinirli seyirciyim. Sayın Gökçen de halkı. Adam Ali Pınar. Gökçen de yaşıyor. Sürekli olmasa da bir insan olar. Türkiye'nin 81 ilini, 450'den fazla ilçesini birebir yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Şimdi görüşler tabii ki birbirinden farklı. Ortak nokta burada aslında keşke 2 dakika dursaydınız başkan. Şimdi ben 2 dakika arabaya mı uçuyor? Kamyon geçiyor. Geçmiş olsun. Şimdi halk denildiği zaman vicdanen Türkiye'nin 80 küsur milyon insanın çoğu zaten karşıdır. Av diyoruz. Av olarak Gökçeada'da av hayvanı, keklik, tavşan, belki biraz sülün, gerisi yok. Sincapay, ateş eden, çok özür dilerim, hayvandan insan olmaz. Şimdi bu av mıdır? Av yaptığında ne elde etti? Küçücük bir ada, Türkiye'nin en büyük adası olsa da, içinde yaşayan hayvan sayısı 3 çeşit, av kapsamında 3 çeşit hayvan var. Türkiye'nin her yerinde 20'den fazla av hayvanı olan ve tabii ki orada av süresi de doğum oranlarına göre değişkenlik kazanıyor. Haftalarca süren bir av sezonu var, orada bu kadar tartışma olmuyor, orada bu kadar kontrolsüzlük olmuyor. Yani bence gerçekten, daha fazla kontrolsüzlük oluyor. Hocam bazı yerde var. Bugün Tunceli'nin dağlarında, ben Tunceli'li. Yani geziyorlar. Nerede vuruyorlar? Dağ keçisi vuruyorlar ve yasak. Nereden? Vuruyorlar. Ayı da vuruyorlar efendim. En büyük yasak. O da yasak. Evet. O da yasak ama domuz da yasak efendim. Onu da vuruyorlar. Tanımıyorlar. Ha, şimdi devletin burada gücü yetmiyor. Birçok sebepten dolayı kontrolsüzlükler var. Örnek olarak Tunceli'den, ben kendi en iyi bildiğim yerden bahsediyorum. 3 tane orman görevlisi Malatya'nın bilmem ne ilçesinden, Erzincan'ın bilmem ne ilçesinden, Tunceli'nin bilmem ne ilçelerini kapsayan bir alana. Adam evinden çıkıp oraya gider, gitse zaten bir günde gider. Öyle komiklikler var maalesef. Onu engellemek için fahri denetim elemanları diye avcıların bir kısmına yetki veriyor. Ben tamam. Tam onu söylüyorum. Burada siz ve sizin devamınızda işte belediye başkanımız var, muhtarlar var. Devletin en güçlü, en uzaktaki eli muhtarlıktır. Muhtarlığın kontrolünde bunlar daha da baskı altına alınabilir. Gökçeada neticede kontrol altına alınabilecek kadar küçük. Her ne kadar Türkiye'nin en büyük adası olsa da muhtarların ve diğer STK'ların imkanlarıyla bu kontrol altına alınabilir. Bir de yani hakikaten şu 3 tane gariban hayvan içinde burada alma olmasın yani. Ne kazanıyor Gökçe'de, ne kazanıyor acaba? Av meraklı olanlar
nasıl el alem para harcayıp geliyor Gökçeada'da, otelde kalıyor, lokantada yiyor. O bana hiçbir faydası yok. Sana hiçbir faydası yok. Gökçeada'nın gelişimine hiçbir faydası yok. Ben o oteldeysem, benim otelim diyor ki ben kazanıyorum. Parayı da burada harcamak zorunda değilim. Zaten çoğu da dışarıda harcıyor. Restorancı da gidip dışarıda harcıyor. Marketler de gidip parayı Gökçeada dışında harcıyor. Gökçeada hiçbir faydası olmuyor. Gökçeada avcılar da dışarıya gidebilir diyorsun. Gidebiliriz tabii. Buyursun gitsinler. Ben nasıl Gökçeada'ya geliyorsam, nasıl yurt dışından Gökçeada'ya geliyorsa, Bulgar geliyorsa, Roman geliyorsa, bize bir adı gitsin, güle güle. Oradakiler düşünsün. Biz düşünmeyelim. Sizin gibi güzel bir kaymakamımız gelmiş. Çok güzel bir belediye başkanımız var. Bir sürü iyi niyetli STK yöneticilerimiz var. Gökçeada halkı gerçekten özel, nezih. Burada neler yapılabilir? Aynen öyle. Yani kuruluşundan itibaren. Tamam. Türklerin burada bir tane Türk'ün olmadığı dönemden, yok. Fatih Sultan Mehmet'in gelmediği dönemden itibaren de güzeldi. Yani doğası özel. Kim bunlar ya? Türkiye'de bu kadar temizleriniz kalmadı. Diyorum ben, her yeri gezmiş bir adam olarak konuşuyorum burada. İklimi çok güzel. Bir sürü özel imkanları var. Gücümüzü, enerjimizi el ele alın. En aşağıdan en yukarıya, en yukarıdan en aşağıya el ele. Çok daha güzel şeyler olur. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Müsaade var mı? Murat Dereli. Şimdiye kadar hep kara avcılığından bahsedildi. Deniz avcılığına geçebilir miyiz bilmiyorum. Şimdi ben burada doğdum büyüdüm. 1946 yılında babamlar buraya geldi. Cumhuriyet dönemi ilk doğan çocuklardan biriyim ben bu adada. Ben balıkçılıktan bahsetmek istiyorum birazcık. Şimdi çocukluğum zamanında günde 100 kilo balık tutulurken şu anda 1 kilo balık tutuluyor. %1'e düştü. Tahminlerimiz bunlar. Görünür vaziyetimiz bu. Neden? Biz burada yerli balıkçılar olarak hiçbir zaman denize zarar vermedik. Ama dışarıdan gelen balıkçılar, gırgırlar, tüyörler 3 mil açıkta avlanması gerekirken kıyıya kadar 300 metreye kadar yanaşıp tirol çektiklerini müşahede ettik. Biz resimledik, şikayetlerimizi yaptık. Şu anda kontrol yok adada. İlçe başkanımız burada. Yani tarım ilçe başkanımız burada. Kontrol elemanı yok. Biz kendi kendimize silah alıp gidip de dışarıdan gelen bandırmalıları el elden kovdukları gibi kovmayız. Nasıl kovacağız? Kaymakam beyimiz burada. İlçe başkanımız da burada. Biz kontrol ediyoruz. Bizi denetleyin. Bizi kontrol edin. Akşamları geliyor balıkçılar buraya. Biz de geliyoruz. Ama küçük balıkçı artık adada ekmek yok. Biz son elemanlarız. Babalarımız bizi balıkçılıktan yetiştirdi. Ben mühendisim. Benden sonra balıkçılıkla geçinip çocuğunu okutacak kimse yok artık bu adada. Dışarıdan gelenler burayı süpürüyorlar, balıkları götürüyorlar. Şimdi duyduk ki 100 gramlık, 200 gramlık, 300 gramlık, 500 gramlık ahtapotları 1,5 ton, 2 ton her akşam gönderiyorlar. Burada birkaç tane balık komisyoncusu dahil işlerinde. Biz bunların denetlenmesini istiyoruz. Biz şimdi bunları düzenli olarak sahil güvenlikle denetliyoruz. Evet. Tamam mı? Evet. Bunlara düzenli cezalarını da kesiyoruz. Evet. Sahil güvenliği mi beni bu sene 360 defa şikayet ettiler. Tamam. Biz doğru. Hepsini tabii ki yapmamız gereken adamlar sonuçta görevlerini yapıyorlar. Evet. Görevlerini yaptıkları için de devam ediyorlar. Devam da edecekler. Evet. Tamam. Biz bundan kesinlikle geri adım atmıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Troll konusunda şöyle bir şey var. Trollün cezalarının ağırlaştırılması lazım. Bir kere verilen cezalar son derece komik. Yıl baştan sonra artıyor biliyorum. Evet, evet. Son derece komik. Tamam. 78 kasa. Ahtapot yakalıyorsun, 1695 lira ceza. Eğer biz o istakozu yakalamasak, istakozun cezası 85 bin lira olduğu için canları yanıyor. Ve ondan sonra da, şimdi o şeyde onu yaptım ben. Dediler ki bunu ihaleye çıkalım. Hayır dedim, ihaleye çıkmayın. Benim balıklara balık yesin. Balık yesin. Balık yesin yani. Ve
Yine onu şikayet etmişler. Hatta bugün beni Boğaz Komutanlığı şey, Sahil Güvenlik Komutanı aradı. Yerbay. Dedim öyle böyle. Dedim ben verdim talimatı. Kim ne yapıyorsa yapsın. Niye? Çünkü cezalar o kadar komik ki. Biz yakalıyoruz. Cezayı kesiyoruz. İhale oluyor. Aynı firma giriyor. Tamam mı? Yine aynı şeyler alıyor, çekiyor, gidiyor. Nasıl bekliyoruz? Yeni yasama yılında bu kanun geçtiği zaman yani bahis cihazlarında aktifler kullanılıyor. Bahis cihazını bizim bildiğimiz artık izniniz var. Bakanlığın bilgisi zaten kapattığı anda zaten ceza o tekniğe şey giriyor. Şu anda teknik sahipleri ister teknik arıza olsun ve tabii bir şey olsun. Bu olmadan şeye açılamayacaklar. Yasaklı bölgelerden geçiş hızları da belli teknilerin. Balık avlamazları da belli. Bahis cihazının sadece yasal mevzuat parçasının çıkması kaldı. Bütün teknelerde şu anda bu izleme aletleri de var. Çok kısa bir sürede yani bu sıkıntıyla denizde geceleyin veyahut da çok uluslararası sularda oraya yaklaşan tekneye kontrol etmek sıkıntı olabiliyor. Bir sürü her teknenin başına tekneye mi gideceğiz ama her balıkçı bundan sonra her balıkçı teknesinde büyük teknelerde 10 metre üzeri bilhassa bu sistem kurulduğunda biz monitörden bakacağız. Aynen trafik sistemi oluyor efendim. Tamam da, bakın Bayram Hoca'yla bu istakoz meselesi yakalanınca Bayram Hoca'yla görüştük biz. Bayram Hoca'lar son 10 seneden beri tür sayımı ve balık sayımı yapıyorlar. Denizin altında onun belli bir hesaplaması var. 10 sene öncesiyle 10 sene sonrası yani 2019 Türkiye'sini karşılaştırdığınızda Gökçeada ve çevresinde balık türlerinin azalma oranı %35. Azalıyor. Bunu başka kimse yapmıyor. Biz yapıyoruz. Evet. Evet. Biz yapıyoruz. Ya, bu konuda bir fikir de yani mesela bizim yakaladığımız istakoz bana verileri gönderdi. 10 sene son 10 sene önce dedi bu istakoz bu adada çok fazlaydı. Çünkü başlıyor artık. Yemeden yapıyoruz. Yanlış evet. Yanlış şey yapmışlar, koşmuşlar. %90 azalmış. Bakın özür diliyorum. Bizim 170 kulaç barbun yağımız vardı ve pamuktu. Şey çıkmamıştı daha o zaman. Naylon A çıkmamıştı. 170 annem dokunmuştu onları. 170 kulaç barbun yağı. 30 kilo 40 kilo barbun yağı oldu ona attığımız zaman. Uğurlu'da bu tarafta. Şimdi adam 3000 kulaç atıyor, 5000 kulaç atıyor. 3 kilo alamıyor. 30 kilo biz alırken onlar 3 kilo alıyor. Ve onlar 3000 kulaç atıyor, biz 170 kulaç atıyorduk. Arada bu kadar. Bayram Hoca öyle diyorsa %35 değil, %90 azalma var burada. %35 falan değil. Biz içinde yaşadık, gördük biz bunları. Kaymak ama. Onun için bu feryatlarımız yani bundan de, dolayı. Biz de onun için çalışıyoruz. Tamam. Bir de yalnız müdürüm dedi ki tekneler kontrol edilecek. Dışarıdan arabalarla geliyorlar sahile. Şeyleri, farları yapıyorlar. Ahtapot tutuyorlar. Balık şey dışarıdan da müdahale edilsin. Dışarıdan da kontrol edilsin. Bir mevzu daha var. Şimdi bizim sahip güvenlik diyor ki sen denize bir damla yağ dökemezsin. Sizin çenem kontrol ediyor. Mavi kart aranıyor falan filan. Bu adanın nüfusu 10 bin aşağı yukarı. Kaymak şeyin belediye başkanımız da burada. Bütün adanın kadınların döktüğü yağlar, deterjanlar hepsi Kaleköy'e boşalıyor. Kaleköy Gökçeada'nın en güzel sahiliydi. En güzel sahiliydi. Bu şeyler açılmamıştı daha o zaman. Uğurlular, bilmem kefalılar falan yol falan yoktu. Tepeköy'den her gün Rum çocukları geliyordu otobüste. Saat 10'da denize giriyorlardı. Saat 12'de dönüyorlardı, gidiyorlardı. 3'te tekrar geliyordu. 5'te 6'da tekrar dönüyorlardı. Gökçeada'nın en güzel sahili Kaleköy'dü. Şimdi sapsarı. Niye? Bütün Gökçeada'nın lahmı oraya akıyor. Yani Avrupa Birliği bunu görse herhalde bizi ipe çekerler. Şimdi arkadaşımız orada Cemal dalgıçlık yapıyor. Ben demin belediye başkanımıza dedim ki Cemal bana geldi dedi ki ben dalıyorum. Abi boru havaya kalktı. Teknelerimizin pervanesine çarpacak. Şu anda yüzüyor. Anlatabildim mi? Bunlara bir hal çaresi bulmak lazım. Yani tutup da Ankara'yı buraya değil. Burada bizler yapalım. Ben dedim ki başkanımıza. Ben mazotu benden, teknesi benden. Selim dalsın. Kardeşim burada. O dalacak. Ben dümen tutacağım. Şu boruya 250 kiloluk, 300 kiloluk omega yapalım betondan. Onu aşağı şey yapalım. Hatta onu uzatalım. Şimdi nerede duruyor? Çok özür diliyorum. Şimdi burada 15 metre derinlikte duruyor. Halbuki onu 50 metreye buraya indirmek lazım. Ve o beton blokları üzerine borunu koyup onu devamlı Yunanistan'a doğru akar burası.
bu sular devamlı o tarafa doğru. Peki, genelde yani %90, %95 şeye akar. Yunanistan'a doğru akar. Ya şeye gelmesin. Sahile gelmesin. Limanın içerisi balçık doldu. Radarlarımız var, sonarlarımız var. 2,5 metreye düştü derelik. Halbuki 5 metre, 6 metre idi daha önce de. 2,5 metre doldu. Bütün adanın pisliği Kadıköy'e liman aktı. Buna da bir hal çaresi düşünmüşüm. Biz oradan pırıl pırıldı. Pırıl pırıldı. Hava topukları gördük. O limanın yapılışındaki yataydı. Şey, yani çok özür dilerim. Hani liman yapılırken altın yansıyor. Çok güzel bir teknik havadan kapatıldı ya. Şöyle bir şey yazmıştım ben. Şimdi gökyüzünden asit yağmasını bekleyen keklik nasıl gömsün beden toprağına insanın 300 bin ölüyü? Gökçeada'da bizim keklikler masum çeken ölüler. 300 bin keklik katledildi. Yani 2004 yılında o popülasyonun beli o zaman kırıldı ve yani diyebilirim ki binlerce avcı geldi. Doğru. 2004 yılında binlerce avcı geldi. Ve o gün bugündür evet. Toparlanamıyor. Denize döktüler birçoğunu iskelede. Evet. Koptu bagajlarına. Sayın Kaymakam bagajlarına doldurdular. Yani bizim töremiz gereği hani yenilmeyecek bir şey avlanmaz. Bu ilkedir. Öyle. Şimdi gelelim şeye. Şimdi Murat amca şeyi derken Yunanistan'a doğru akar, o doğru. Yunanistan'a doğru akıyor ama Yunanistan'a gitsin demiyor, orada bir yanlış anlaşılma olmasın sakın. Şimdi 30-40 metre altına indiğinde zaten kolibasili ölüyor. Nötr müze oluyor. Yani kolibasili ölüyor yani. Yani ölü olan bir mikrop yani Yunanistan'a falan gitmez, o aklınızda bulunsun kesinlikle. Şimdi kaymakamımız da otokontrol derken hani bir alo ihbar attı falan değil, bireyin kendine dair, yani o doğaya dair saygısına ilişkin bir şey söyledi. Elbette ki yasa dışı bir şey yapılıyorsa ihbar edilsin, şu olsun, bu olsun. Ama bizim yurttaşlar için otokontrol sistemi oluşturmamız gerekiyor. Son kale burası. Yani Gökçeada gerçekten doğaya dair, ben de çok yerde ulaştım, son kale. Ve ben burada öleceğim. Ve ben su altı avcılığı yapıyorum. İnanın 300 gün dalıyorsam 200 gün boş çıkıyorum. Yani eskiden o sinaris sürülerini görüyordum. Şimdi tek tük böyle. Saygılar. Yani elimizden ne geliyorsa ben buna dair, boru hattına dair, yani Murat amcayla da geçen gün konuştum. Başkanımızla da görüşüyorum. Yani gönüllü çalışmaya razıyım. Hiçbir maddi karşılık beklemeksizin. Murat amcanın eksik bıraktığı bir şey var. Onu da ben sonlandırayım cümlemle. 5000 yıllık bir liman orası. Yani Kaleköy Limanı 5000 yıllık bir liman. Yanlış olarak kapatıldı. Yanlış olarak oldu. Efendim, bir şey soracak. O zaman Hakan'a telefon açın. Bir daha vurduk balıkları peşte göstermesin. Ya ben de gösteriyorum. Hüsnü amca şöyle. Özendiriyorsunuz insanları. Yok, sürdürülebilir avcılık üzerine ben propaganda yapıyorum onu yayınlarken aynı zamanda. Yok, bir şey daha. Yok, bir şey söylemek. Hemen gireceğim çünkü şeyim var, işim var. Arkadaşlar deminden beri Gökçeada'yı kazara koyduk, başa kaynatıyoruz. Doğru mu? Arkadaşlar büyük sıkıntılar var demek. Ben de var, herkesin var. Gelin, eğer uygun görürseniz, hiç olmazsa bir ay demin, iki ay demin, Gökçeada yasalan masaya, herkes derdini anlatsın, ne kadar çözebilirsek çözeriz. Bambaşka çaresi, ancak birbirimizi kaldırıyoruz. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, şuradan gidelim, buradan gidelim. Otokontrol sistemi yapın, önce kim işgal edeceksiniz, düşmanınız olacak. Doğru mu? Ya bitti bu kadar. Bunlara çare bulalım bence. Şimdi Cemal arkadaşın söylediği...